Şimdi bir yandan açılışta aktarmıştım hatırlayacaksınız. Sodex vurgunu ile ilgili yeni gelişmeler var. Yeni gözaltılar var. Yazılımcısı firmanın finans uzmanı gözaltına alınmıştı. Yeni bir isim daha dedik. Kim peki o isim? Hemen muhabir arkadaşım Çağdaş Evren Şenli'ye döneceğim. Çağdaş kolay gelsin. Hoş geldin yayına. Sıcak bir gelişme. Neler aktaracaksın? Seni dinleyelim. Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununda ve buna bağlı olarak yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler ard arda yaşanıyor diyebiliriz. Sodex şirketinin finans departmanında çalışan firari şüpheli Rana Azap geride bıraktığımız gün yakalanmış. Ardından bir diğer kritik isim olan şirketin yazılımcısı Oral Çınar da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Rana Azap ve Oral Çınar yürütülen soruşturmaya da adları geçen kritik isimlerdendi. Geride bıraktığımız gün 3 kritik isimden ikisi yakalandı dedik ama geriye bir kişi kalmıştı. O da şirketin CEO'su olan Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'di. Dün yaptığımız yayınlarda Zuhal Özer için de çemberin daraldığını ifade etmiştik ki öyle de oldu. Polis ekipleri şirketin firari sahibi Fatih Özer'in yengesi olan Zuhal Özer'in yerini tespit etti ve Aydın'da o kritik isim yakalandı. Açıkçası bugün yakalanan Zuhal Özer'in sekbisle ifadesi alınacak. Yani Aydın'da ses ve görüntülü bilişim sistemiyle ifadesini verecek. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer aranan isimler arasındaydı. Bu isimlerin yakalanması hiç şüphesiz soruşturmanın yönünü değiştirebilir. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi şirket için önemli ve kritik isimlerdi. Bunun yanı sıra şirketin finans departmanında çalışan ve dün yakalanan Rana Azap savcılıkta ifadesini verdi ve işlemlerini Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda gerçekleştirdi. Savcılık Rana Azap'ın suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini de sizlerle paylaşalım. Son olarak artık geriye sadece şirketin CEO'su Fatih Özer kaldı. Fatih Özer'in de yakalanması için yoğun bir mesai harcanıyor. Ekipler inceleyip sık dokuyor desek yanılmış olmayız. Açıkçası biraz önce de ifade ettiğim gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunundan bahsediyoruz ve bu vurgunun yankıları devam edecek gibi gözüküyor.